Has Tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın, 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 günaydın. Sevgi, saygı, güzellik, gülücük, iyilik umutları, mutluluk umutları ve dilekleriyle kocaman bir günaydın. Hoş geldiniz. Hayatın Tadı ve Olay Televizyonu'ndasınız. İnşallah 10.30'a kadar birlikteyiz. İnşallah çok güzel bir sabah olacak. Tabii ki farkında olacağımız pek çok şeyle karşılaşabiliriz. Tabii ki bizi sinirlendiren, hatta dozu arttırıp öfkelendiren şeyler bile olabilir ama her şeye rağmen hayata tutunmak için ve pozitif bakabilmek için huzurlarınızdayız. Sizlerle birlikte olmak, sizlere bu amaç doğrultusunda program hazırlamak için çok uğraştık. Umarız memnun kalırsınız. Bu sabah gerçi artık geleneksel olan 4 sezondur bizimle birlikte olan Gözden Başarı stüdyomuzda olacak. Yine kadın ve sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Kadın söz konusu çünkü kadın haftasındayız biliyorsunuz. Dünya Kadınlar Günü'nden dem vurmadan önce dün yaşananlarla ilgili böyle ufak ufak anekdotlar aktarmadan önce Zeynep'e bir günaydın diyeyim. Zeynep, günaydın bir tane. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Daha da iyi olacağız inşallah. İnşallah. İyi görünüyorsun. Maşallah. Siyah mı olduk biz bugün? Evet. Matem yok ama. Yok, olsun. Mateminden değil. Değil ama öyle bir arası öyle siyah. Koşarak öyle yetişti. Ben bir de seviyorum siyahı. Sen siyahı siyah seversin. Ben de severim ama ben daha çok kırmızıyı severim. Kırmızı mesela beni gerer. Boğazın nar çiçeği ya. Falan tamam biraz ama gerilirim gerçekten yani. Ateş kırmızısını severim. Evet, onu severim. Çok severim. Ama gerçekten boğa burcu etkisi var. Şeyin etkisi var, saçlarla falan uyum çok fark ediyor. Tabii mesela ben sana biliyorsun o toprak tonları, karameller, ekrular çok yakıştırırım. Benim de saçlardan dolayı siyah, beyaz, mavi, kırmızı, mor. Kırmızı ilginç bir şekilde bana da çok yakışır. Sana çok yakışıyor. Benim bir kırmızı gömleğim vardı kadife, hiç unutmuyorum seneler öncesinde. Onu giydiğimde hem kendimi çok iyi hissederdim hem de aa kırmızı ne kadar yakışmış. Aslında normalde sana sarışınlara tüm renkler yakışıyor. Sarışınlara kırmızı, gerçi ben kumralım, direkt sarışın bir insan değilim, hep kumral oldum hayatım evet. Önce ama kırmızı ilginç bir şekilde yakışıyor. Sana sevdiğim tüm renkler yok, tüm renkler gidiyor, saç tonun vesaire de hani evet. Tonun rahat bronzlaşabilen bir renk. Evet. Kumralsın da hepsi gidiyor. Ben mesela hardal tonları, sarılar giydiğim anda yani bakma bana gerçekten. Sen mesela enerji olarak sen düşer beğenmiyorsun enerji. Ama ben sana onları da yakıştırıyorum. Sevdiğim için acaba birbirimize. Muhtemelen çok düşer. Ya da çok yani yılda bir belki bir giydiğim için değişik geliyordur sana. Birlikte almıştık hatırlıyor musun bir hardal renkleri? Ay evet. Allah'ım ucuz bulduk deyip hakikaten. Sonra da bir kere mi giydik, iki kere mi giydik? Evet, Allah'tan 10 lira vermiştik yani. Fiyatını onları sen giymedin. Hiç giyemedim ben. Ben bir fırsat tanesini olmadı. Giydim yeşili. Yeşil ben giydim. Yeşil siyah almıştım. Ay çok kötü. Olsun, o gün kendimizi iyi hissetmiştik. Evet. Bak önemli nokta bu. Evet. Sanki böyle çok önemli bir şey yapmışız, çok büyük bir alışveriş yapmışız gibi alt parmak caddesinde yürüyoruz. 2 sene önce miydi? 3. 3 sene önce alt parmak caddesinde yürüyoruz bir mağazada. Aa 10 liraymış, inanmıyorum. Ay nasıl güzel. Çok salaş, ucuz kocaman, bu nasıl dedik. Nasıl olur dedik. 2'şer tane mi aldık? 3'er tane ben mi aldık? Ben 1 aldım sen 3 aldın. Ben 3 mü almıştım? Ceylanlı sana. Ay renkler nasıl güzel, ay çok güzel falan filan deyip aldık. Bir kere bile giymedik. Zaten çok ucuz çok ucuz dediğimiz yer biz 10 liraya aldık. Her yerde de 11 liraya satılıyormuş. Olsun 1 lira ucuz. Ama renklerin enerjisi önemli. Kesinlikle katılıyorum. Siyah çok mutlu hissettirir evet. Bana. Sabah konuştuğumuz konuyu da anlatalım yemeğe geçmeden önce. Aynısı. Şimdi beyin meşguliyetinden bahsediyoruz. Ay, evet. Sabah burada Zeyno'yla. Evet. Zeyno'ya dedim ki dün ben biraz erken saat 4.30-5 gibi eve gittim. Sevgili kayınvaliden bende kalıyor bu aralar. Anne dedim ben biraz yatmak zorundayım. Kafamı falan toplayamıyorum. Bir gün önce doğanın tadını çekmişim. Yürüyüşler yapmışım, tırmanmışım. Ertesi sabah 5'te kalkmışım. Tekrar yerine gelmişim. Burada işlerim var. Eve gittiğimde gerçekten gözlerim şehla şehla bakıyor. Biraz yatacağım dedim. Yattım 1,5 saat kadar yattım, kalktım. Annem dedi ki, ay ha, dedim ki vücudum dinlendi dedim. Annem dedi ki, anneciğim kafan da dinlenmiştir dedi. Anne dedim o kafa bir dinlenmiyor nedense. Hep kafamın içinde bir şeyler zıplıyor, bir şeyler düşünüyorum, durmuyor. Sonra Zeyno öyle sabah dedik ki
Ya dedim bazı terapiler vardır böyle boş, 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 hiç, hiç böyle terapiler vardır sevgili izleyenler. Bunları kendinize adapte edip böyle beyninizi boşaltacağınızı düşündüren terapilerdir. Bende hiç işe yaramaz. Ben boş dediğim anda aklıma 1 milyon tane boş materyal gelir. Yaptığım boş işler gelir. Hiç dediğimde Mevlana'dan, Mesnevi'den girerim. Ya hiç derken o Van'dan hiçlikten Elif'ten giriyorsun, çıkarım. çıkıyorsun. Aynı şey Mümkün değil. Zeyra da dedi. Ya şeyden ben de dedi. Hiç dedi böyle kafamı boş tuttuğum bir an yok. Bu bizim için çok zor bir şey canım. Çok zor, çok İleride bunun çok zorlayıcı. ceremesini yaşayacağız biliyorsun değil mi? Şöyle aman. Aslına bakarsanız görünüşte de çok şeyizdir. İkimiz de o da ben. Aman boş ver. Birbirimizi de böyle motive ederiz. Ay boş ver Zeynep o bana bu. Ay boş ver şey der ama. Hani o anda dilimiz der. Hiç boş veremiyoruz nedense. Beyin sürekli çalışma halinde, Ne sürekli yapacağız? onu Bir o şey bulalım olacak, bunu kendimize. olacak. Yani benim terapim kitap okumaktı. Ama son bir yıldır herhalde o kadar çok yorulmuşum ki kitabı okurken çok da kendimi vererek okurum Ama o da biliyorsun. yorucu bir şey. Zaten Neticede onda da odaklanıyorsun. spordan daha sonra en çok biliyorsun yoran oymuş, Yoran doktorumuz oymuş. söyledi Kalori ama yakan oymuş. çünkü ona odaklanıyordun. Benim şimdi şöyle oluyor, okurken bir anda bakıyorum ben 5 sayfayı okumuşum ama kafam Başka atıyorum şeylerdir. müzelerle ilgili, atıyorum birinin sağlığıyla ilgili. Kafa Geri birden dönüyorum, dağılıyor. evet. Şimdi bir talepte bulunuyorum Zeynocuğum. Evet. Bilim insanlarına çağrıda bulunuyorum. Bizim derdimize derman olsun. Ey Beyin bilim boşaltıcı. insanları. Lütfen Mahsun Kırmızıgül gibi. Ey bilim insanları, beyin boşaltıcı sistemler istiyoruz. Böyle takın kafaya tas gibi bir şeyleri, böyle kablolar falan. Ne çeksin hepsini? Şöyle bir O rahatlayalım. hafıza silinenler var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çok Ay o da fena. olmasın. Ay korktum şimdi. Yok yok yok, yaşanmışlıklar Çok çok güzel güzel. kitaplardı. Evet, Şeyda yok çok yok. güzel. Filmler, kitaplar, tiyatrolar, aşk, aile, boş ver, silinmesin. Dursun orada. Hayır, bununla ilgili kitaplar var. Birden yani ne yaparsan yap o gücün önüne geçemeyeceğini Ha öyle biraz bir daha kitap anlatıyor. okumadım ben. Okudum Ha, ben, çok güzel. öyle mi? Yani Ben de okuyayım. yine şey söyleyeyim ben sana. Böyle CIA ile ilgili, Beyaz Saray falan bununla ilgili bir şey Casus. gibi. Dan Brown. Ama ne yaparsan yap onun önüne geçemeyeceğinle alakalı, çok güzel. Çünkü beyin kendisini siliyorlar büyük, yani ya öldürülecek ya hafıza Ya hafıza silinecek. silinecek. Onlar Hafıza silinmeyi tercih siliniyor. ediyorlar. Acı verici bir işlem, farklı bir yaşam, rutin, hiçbir şey değişmeden. Yalnız beyin aynı beyin, sorgulayan beyin. 3 yıl sonra böyle kayıtlardayken niye ben 3 yıl önceden hiç başka bir şey hatırlamıyorum? Niye her şey kayıt 3 yıla gidiyor falan Derken derken buluyor mu? dan 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 Hepsi geliyor. beyin Demek ki gitmiyor. ataklarıyla, hayır beyin ataklarıyla sadece perdeleniyor. Perdeleniyor. O altta sistem Evet. tık 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 hücresel olarak hepsi yerleştirmiş. Ama Çık çok çık çık zor bir yıl yıl şey. gün gün tık 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 Dost tık mu tık. düşman mı hatırlıyorum ama kim? Vay Çok iyiymiş. güzeldi. Şimdi bu kadar beyinden konuştuk ya bende ne çağrıştı? Bir reklam vardı ya. Beyin. Ben buldum, Beyin. ben buldum beyin. Okan Bayülgen seslendiriyordu. Kemik vardı, beyin vardı. Kalp mi var? Kemik. Mide mi vardı? Hangisiydi? Kalp, beyin, Bağırsak kemik, vardı. bağırsak vardı. Evet doğru. Çok güzel. Kemik. Çok güzel bir reklamdı. Reklam demişken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz. Dün gerçekleşti, farkındalıklar yaşandı ve evet kutlandı. Acılar da yaşadık. Biz programımızda da konu ettik. Haberlerde de izlediniz. Allah'tan rahmet dileyeceğimiz kayıplarımız var. Gerçekten çok büyük acılar var. Pek çok eve düşmüş 7 tane büyük kayıp var. Gencecik insanlar ama onun dışında da farkındalık yaşanılan pek çok şey yaşandı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili iki noktadan bahsedeceğim yemek tarifine geçmeden önce ama onun öncesinde de ismini veremeyeceğim, reklam rütük gereği söyleyemeyeceğim bir firma var ki onu Ama artık hepimiz anladık. hepimiz anladık. Huu, hortumlu bir şey. Çok da tüyo vermeyelim, cezaya maruz kalmayalım ama çok güzel. Böyle renkli bir firmanın, evleri dekore eden bir firmanın çok güzel kadınlara dair ki bu firma zaman zaman ben 1,5 yıldır onun reklamıyla, o firmanın kurumun reklamıyla karşılaşmıyordum. Yaptığında çok başarılı, çok nokta atışı, muhteşem içerikli ve uzun süreçli, dakikası uzun reklamlar yapan bir firma. Kadına dair, Türk kadınına dair, Türk erkeğiyle Türk kadınının nasıl birlik olduğunu ve aslında Türk erkeğinin bilincinde kadına nasıl değer verdiğini anlatan
Çok güzel bir reklam Vallahi olmuş. salladı her yeri. Salladı, reklam. sarstı. Her yeri sarstı. Helal olsun. Keşke böyle bir yasağımız olmasa da gümbür gümbür ben de burada söyleyebilsem. Çünkü öyle firmalar var ki bunu fazlasıyla sosyal sorumluluk da hak ediyorlar. Neyse. İki tane Kadınlar Günü'yle ilgili değinmem gereken haberlerde izlediğim nokta var. Birinde bir baro başkanının açıklama yapmak isteyen bir kadın avukatı bildiğiniz iterek kürsüden ittiği bir görüntüydü. Düne damga vurdu. Bizim ülkemizde oluyor. Hukukçuların yaptığı bir şeydir. Bu çok daha acı. Daha da acısı bir hukukçunun başka bir hukukçuya, üstelik bir erkek hukukçunun bir kadın hukukçuya yaptığı bu fiziksel bence taciz Kadınlar Günü'nde. Kadınlar Günü'nde üstelik çok manidardı. Farkındalık yaratılması gereken bir konuydu. Diğer taraftan bir konu daha vardı, o da etkileyiciydi. Özel bir üniversitenin bahçesinde genç kadınların kurmuş olduğu standların eğitim dışı kişiler tarafından teröre edilmesiydi. Maskeli, eli silahlı bildiğiniz bıçaklarla genç kadınların kurmuş olduğu standlara saldırdılar. Oluşturmaya çalıştıkları bilinci yıktıklarını zannettiler şiddetle. Asla yıkamazlar. Şiddet uygularlar, cana kastederler, can da alırlar. Bunu da yaşadık, biliyoruz. Yaşanıyor da zaten ama yine de önüne geçemezler. Gencecik bir kadın bir üniversite öğrencisini saçından tutup darp ettiği ve yere vurduğu için genç kızın gözü morarmış görüntüsü yine dün geceye damga vurdu. Bu iki konuyu atlayamayacağım için sizlerle paylaşmak istedim. Ama biz haftamızı kadınlara dair kutlamaya devam edeceğiz. Bugün Gözden Başarır var. Kadın ve sağlığa değineceğiz. Yarın şair kadınlarımız olacak. Güzel bir sabah olacak. Sevgili Zeyno vasıtasıyla tanıştığım o güzel kadınlarla yarın burada sohbet edeceğiz. Önümüzdeki hafta da kadınlar olacak ve kadınlar her daim olmaya devam edecek. İsteyen kabul etsin, isteyen kabul etmesin. Biz başarılı da olacağız, biz çalışacağız da, biz gerektiğinde ana da olacağız, istemezsek ana da olmayacağız. Gerektiğinde evleneceğiz, gerektiğinde evlenmeyeceğiz. Kahkaha da atacağız, ağlayacağız da, hoplayacağız da, zıplayacağız da, istediğimizde giyeceğiz, özgürce yaşayacağız. Bunu kim kabul ederse etsin, etmesin, bu böyledir, kimse değiştiremez. Sevgili izleyenler, hayatın tadında lezzetimize geçiyoruz. Geçiyoruz. Tadadadım. Selam. Tavuklarımız da Okumadın varmış. mı bugün ne olduğunu? Hayır, girmedim ki Emine'nin yanına. Okusaydın, tüyoları Koşa koşa yetiştim stüdyoya. Söylüyorum sana. Evet. Sayıyorum. Say bakalım. Tavuğumuz var. Evet. Şehriyemiz var. Evet. Unumuz, sütümüz, parmesan peynirimiz, kaşar peynirimiz, tereyağımız ve taze soğanımız var. O kadar da, o kadar da aleni ki. Arpa şehriyeli tavuk pilavı yapacaksın bence. Ama un var. Olmaz. Soslu moslu soğanlı bir şey olması lazım. Arpa şehriyeli taze soğanı çık 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 yaptıktan sonra bir tanecik mi o taze soğan? Evet. Olsun tat katmak için. Onu kavurdum ben tereyağında. Cıppıdı cıppıdı cıppıdı. Kıvır. Diğer taraftan beşamel sos yaptım. Zaten kaşarım da var. Şu pirinç mi? Şu ne? Parmesan peynir. Parmesan peynir. Çok özür Toz diliyorum. parmesan. Toz parmesan. Süt, un ve tereyağının bir kısmıyla da beşamel sos tadında bir sos hazırladım. Tavukları da böyle o cozurdattım ya söyle adını arpa şehriyeyle soğanı. Cozurdattıktan sonra azıcık tavukları da böyle çık çık Tavukları pişirmişe mi girecektim tam ondan çık. gülüyorum. Sonra tavukları da tavaya attım. Onu da şöyle bir karıştırdım. Arpa şehriyelerin üzerine içine tavukları da Evet. attım. Hepsini birlikte bir Evet. karıştırdım. Üzerine beşamel sos, üzerine de parmesan Evet. peyniri oradan Evet. aldım. Bir de fırına attım. Oh. Evet. Budur. Atıyorsun. Yok budur. Sadece tavuklarla taze soğanlar ayrı pişecekler. Şehriyeler biraz tavuk suyunda olsun diye onlar pişerken içine biraz atılacak. Kavrulmayacaklar. Bildin mi? Evet. Gerçekten mi? Evet ama bak. Zaten ortada diyor. Ya bir Hayır, mutlu olma. hayır geliştirdin. Herkes bilemez bunu. Çorbaya bile yolu var bunun bu Değil mi? malzemelerle tabii ki. Sen bundan daha ne atraksiyonlar ne Ben daha atraksiyonlar. hamur da yaparım. Sen olayı kaptın. Tabii. Bildin sen. Çözdüm ben. Ya da Ben sen hani... gerçekten benim hatırım için öyleymiş gibi Hayır. davranıyorsunmuş gibi mi yapıyorsun? Hayır, mış gibi yapmıyorum. Şöyle ki bu malzemeleri ben çoğu zaman ya ortada dediğim zaman sen bana çok alışkınsın. Benim yemeklerime senin yemek bilgin var. Senin bilebileceğin şekilde ortada diyorum. Çoğu kişi bunu söylüyor ortada diyorsun ama hiç öyle değil falan diye. Sen
İyisin bu konuda. İyiyim, iyiyim. Çok gelişme evet. gösterdim. Seni evet. seviyorum. Sayende bir tanem benim. O zaman bu muhteşem lezzete başlayalım evet. Zeynom. Başlayalım. Ben biraz daha gündemi kurcalayayım. Bakayım neler varmış, neler yokmuş. Siz bu arada ayağa kalkın, sporunuzu yapın. Sonra günü biraz daha aktif, biraz daha canlı devam etmek için spordan sonra haberlerimiz, sonra konuğumuz, sohbetimiz, lezzetimiz gelsin gitsin. Güzel bir sabah olsun. Hadi bakalım spor zamanı. Günaydınlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu sabahki sporumuzu birlikte yapacağız. Şimdi ısın marketleriyle başlayalım. Öncelikle olduğumuz yerde biraz koşuyoruz. Küçük küçük, parmak ucunda. Kollarımız da bizle birlikte. Sanki dışarıda koşuyormuşuz gibi. Hareketli. Dizlerimizi şimdi biraz daha çok çekiyoruz yukarıya. Hala parmak ucundayız. Topuklarımız yere değmiyor. Düzenli bir şekilde nefes alıp veriyoruz. İki ayağımızla aynı anda sıçramaya başladık. Sanki ip atlıyormuşuz gibi. Kollarımız aşağıda, serbest bir şekilde. Bu şekilde sıçrarken aynı hareket öne geriye doğru. Küçük küçük adımlarla. Çok fazla açılmadan. Sıçramaya bırakmadan sağa sola geçiyoruz hemen. Tekrardan küçük küçük koşmaya başladık. Spora başlamadan güzel bir ısınma yapmamız sakatlanmalar konusunda bizim en büyük ilacımız. Devam ettik, devam ettik. Son 30 saniye. Son 15. Çok az daha hızlandık. Son 10 saniye. Yavaşladık. Birden bırakmıyoruz kendimizi. Yavaş. Biraz daha yavaş şekilde. Ve bitirdik. Güzel güzel derin derin nefes alıyoruz. Elimiz belimizde. Burundan alıp ağızdan derin bir nefes. Burundan aldık, ağızdan verdik. Kollarımızı serbest bıraktık şimdi. Hemen ellerimiz belimizde. Boynumuzda yarım daire yapıyoruz önde. Aynı hareketler yarım daire arkada. Tam daire çeviriyoruz şimdi. Yavaş bir şekilde. Boyun kaslarımız çalışırken aynı zamanda kendimiz de dinleniyoruz. Süper. Bıraktık. Kollarımız aşağıda. Bir 4-5 saniye gevşeyelim. Sağ kolumuzu küçük küçük çeviriyoruz şimdi. Ayaklarımızda ufak ufak adımlar. Sabit durmuyoruz yerimizde. Aynı kolumuz geriye.
Değiştirdik kolumuzu. Sol kol. Adımlamayla birlikte kolumuz devam ediyor. Geriye aldık kolumuzu, geriye dönüyoruz. İlk kolumuz aynı anda sabitiz artık. Olduğumuz yerde yavaş bir şekilde omuzumuzla birlikte kolumuzu çeviriyoruz. Omuzu geriye aldım. Tekrar önde. Nefes aldık. Verdik nefesi. Al nefes. Devam. 3 tane daha. Süper. Elimiz belde. Biraz belimizi hareketlendirelim. Sağa sola doğru küçük bükülmeler. Ayaklarımız olabildiğince kapalı. Sağa sola. Ellerimizi aşağı bıraktık serbest bir şekilde. Aynı zamanda parmaklarımız da diz kapağımıza doğru uzanacak. Vücudumuz dik. Küçük hareketlerle dizimize uzanmaya çalışalım. Parmaklar gergin. Aynı hareketi şimdi ellerimiz önde. Bacağınıza dokunmanızı istiyorum. Ön taraftan tam diz kapağına, kemiklerimize doğru dik durduk. Bu defa öne doğru. Ellerimiz bacağımızdan ayrılmasın. Diz kapağına doğru uzanalım. Vücudumuz dik. Önemli olan burada eğilip diz kapağına dokunmak değil. Belimizi düz tutup vücudumuzun pozisyonunu bozmadan eğilmeye çalışmak. Bıraktık. Biraz rahatlayalım. Bacaklarımız omuz genişliğinden biraz fazla açık. Öne doğru hafifçe eğileceğiz. İki parmağımıza doğru. Ayak parmaklarına doğru uzanıp kalktık. Eller belli. Bir daha aynısı. Yavaş bir şekilde dokunduk. Kalktık. Dokunduk. Kalktık. Son iki tekrar. Uzandık. Kalktık. Son tekrarla biraz aşağıda kalacağız. Uzandık ve kaldık. Şimdi sol bacağımıza doğru, yana doğru dizimizi bükerek hafif esnetme. Aynı şekilde aynı anda sağa, sola doğru hafifçe oturduk, kalktık. Önemli olan nokta uzandığımız bacağımızın tersindeki bacağın bükülmeden düz durmaya çalışması. Gidebildiğimiz nokta kişiden kişiye değişir. Sonuna kadar uzanmamıza diye bir gerekliliğimiz, zorunluluğumuz yok. Vücudumuzun el verdiği kadar, esnekliğimiz kadar. Önemli olan o sınır noktasını belirlemek ve o noktada kalmak. Şimdi biraz daha zorlaştıracağız. Bu defa eğildiğimiz bacağa doğru oturmaya deneyeceğiz. Yavaş bir şekilde geldik. Ellerden destek alarak oturduk, kaldık. Yanda kalan bacağımız yine bükülü. Gergin bir şekilde dizlerden bükmemeye çalışıyoruz. Ellerden destek alarak yavaşça kalktık. Doğrulduk. Diğer bacağımıza doğru oturduk. Yere yaklaştığımızda ellerimizden desteği aldık. Bütün gücümüz kasıklar ve bacakta değil. Oturduk ayağımızın üstüne. Bacağımız gerildi.
Tekrardan ellerden destek alarak kalktık. Bacaklarımızı kapatıyoruz şimdi. Bacaklarımız çapraz bir şekilde üst üste. Öne doğru bu şekildeyken esneme hareketleri. Aşağı parmaklara dokunmak zorunda değiliz bu harekette. Kısa kısa esnemelerle yere veya parmak ucuna veya bileğimize doğru hareket ediyoruz. Kalktık. Bacak değiştirdik. Diğer bacağımız önde. Aynı şekilde eğildik. Küçük küçük esnemelerle. Kalktık. Artık son bir ısınma hareketimizi de yapalım. Sonra genel antrenmana geçeceğiz. Ellerimiz, parmaklarımız birbirine kenetlendi. Kapattık. Bileklerimizi çevirmeye başlıyoruz. Çok kuvvet uygulayacağız bileklere. Onları da ısıtalım. Ters tarafa doğru döndürdük. Şimdi bu harekete ayak bileklerimizi de katacağız. Sağ ayak parmağı uzunca çıktık. Aynı anda bileğimizi de çeviriyoruz. Ayak ve koordineli bir şekilde. Sol ayağımızdayız. Parmak ucuna yükseldik. Ellerimiz devam ediyor. Süper. Şimdi vücudumuzu ısıttık. Kaslarımızı esnettik. Şimdi güzel bir kalça ve bacak antrenmanına başlayabiliriz. Bacaklarımız omuz genişliğinden biraz fazla açık. Bu harekette temel nokta, şöyle düşünün. Altınızda bir sandalye veya bir puf var. Ona doğru oturmaya çalışıyorsunuz. Oturmadan kalkıyorsunuz. Çalışma prensibimiz bu olacak. Ellerimiz yanda. Otururken yukarıya kalktı. Oturduk ve kalktık. Bir daha gösteriyorum. Ellerimiz yükseldi. Arkamızda bir sandalye var. Oraya yaklaştık ve kalktık. Bunlar 10 adet beraber sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, devam, son 4, son 3, son 2, son tekrar. Süper. Şimdi biraz bacaklarımızı sallayalım. Bacaklarımız rahatlasın. Diğer bir bacak hareketimiz. Bu defa bacaklarımız kapalı. Sol bacağımız öne gelirken sağ dizimiz yere değmeye çalışacak ve geri geleceğiz. Eller belde. Sol önde, sağ diz. Kalktık. 10 tekrar bundan da yapalım. Son 5. Son tekrar diğer bacağa geçeceğiz. Harika. Biraz soluklandık. Biraz bacaklarımızı salladık. Eller belde, hazırız. Sağ bacak önde, sol diz aşağı iniyor bu defa. 10 tekrar gene. Vücudumuzda bu hareketleri yaparken olabildiğince dik, öne eğilmemeye çalışalım. Son 5.
Süper. Bacaklarımızı salladık. Şimdi hep öne doğru hareketleri yaptık. Tam tersi şimdi arkaya doğru bir bacak hareketim var. Şöyle göstereyim size. Ellerimiz belde. Öne yaptığımız hamlenin tam tersini. Arkaya çapraza doğru açacağım ayağımı. Toplayacağım. Diğer bacağım. Diğer çapraza doğru. Hareketimiz bu. Onar tekrar bunlardan yapacağız. Birlikte yapalım. Başladık. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Son dört. Bırakmayın. Son 3. Devam edelim. 2'ye girdik. Son 1 tekrar. Süper. Kalça ve bacaklarımız bu kadar yeterli. Biraz da karın bölgemizi çalıştıralım. Onun için halının üstünde, yerde, minderde ne bulabiliyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Benim burada metim hazır. Yere yattık. Sırt üstü yerdeyiz. Bacaklarımız çok fazla açık değil. Kalçamız belimize komple yere koyduk. Topuklarımız kalçaya doğru çekili ama tamamen yapışık değil. Arada bir boşluk var. Kollarımız yanda. Önce biraz nefesimizi toparlayalım. Birkaç tane derin nefes alalım. Burundan alıp ağızdan verelim. Süper, hazırız. Kollarımızı kaldırdık. Yavaşça hareketimle sırtımızı yerden kaldırıp başımız yukarıya takip ederken havada kalıyoruz. Sayıyoruz birlikte. 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bıraktık kendimizi. Kollarımızı yerde. Aynı hareketi bu defa saniye arttırarak yapacağız. 7 saniye kalacağız havada. Hazırız. Kolları kaldırdık. Yükseldik. Sayalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bıraktık. Harikasınız. Şimdi yerdeki bacaklarımızı biraz fazla açıyoruz. Kenarlarda. Ve aradaki kalçayla topuk arasındaki boşluğu biraz daha arttırdınız. Kollarımız yanda. Hareketimiz şu. Vücudumuzu kaldırmadan çok fazla esneyerek topuklarımıza uzanmaya çalışma. Başladık birlikte. Başımız tam göz hizamızda. Karşıya bakıyor. Öne veya yukarı değil. Boynumuzu ağrıtmayacak bir şekilde. Devam, devam. Son 5. 4. 3. 2. Bir, bıraktık. Yatabiliriz sırt üstü, biraz dinlenelim. Parmak uçlarınıza küçük küçük karınlarınıza vurabilirsiniz. O gerginliğinizi hafifletir. Rahatlamanızı sağlar. Şimdiki hareketimiz, ellerimizi birleştirdik. Kollarımız gergin bir şekilde iki bacağımızın arasında. Kalkarken kollarım öne uzanıyor. On tekrarımız var bunda da. Üç. Dört. Beş.
6. Son 3. 2. 1. Son tekrar ve bıraktık. Süper. Son bir hareketim daha var size. Karını bitirdikten sonra yüzüstü uzandık. Kollarımız yanda. Kendimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Kalçamız, vücudumuz, bacaklarımız komple yerde. Dirseklerimizi hafif büktük. Bükülü bir şekilde burada kaldık. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yavaş yavaş geriye doğru toparlanıyoruz. Ve bu sabahki sporumuzu bitiriyoruz. Çok teşekkürler bana katıldığınız için. Tekrardan görüşmek üzere. Sağ olun. Hazırız. Sporumuzu da yaptık. Aktif bir şekilde günümüze adapte olmaya hazırız sevgili izleyenler. Zeynom da lezzetini tıkır 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 yapıyor. Arkadaşlarımızla şakalaşmalarımız sonucu gerçek olmayan şeyleri hayallere kaptırıp kendimizi birkaç dakika geçirdik. Hemen gerçeklerle yüzleşmenin zamanıdır. CIA'den bir haber vermek istiyorum. Az önce Servet'in yaptığı espri üzere. Servet'ciğim bu haber sana gelsin canım. CIA TV'den ev dinliyor. Bizim takıldığımız şaşırdın kadar mı? Var. Hayır tabii ki. Her halükarda dinler. CIA biz bunu bu. Düşünmüştük. Beyaz Saray'ın yalanlamadığı belgelere göre WikiLeaks'i hatırlayacaksınız. Evet. 2015'e damgasını vurdu. 2015'ti değil mi? Yanlış söylemiyorum. 2015 olması lazım. 2015 yılına damgasını vurmuştu. Tüm dünya sarsılmıştı böyle. 2015 muhtemelen. CIA'nin gizli örgütlerin tüm dünyadaki gizli bilgilerin tüm böyle yeraltı bilgilerinin derin güçlerin tüm bilgileri ortaya çıkmıştı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hayat devam ediyor mu? Ediyor. Dünya dönüyor mu? Dönüyor. Devletler yerinde mi? Yerinde. Liderler yerinde mi? Yerinde. Dünya dönüyor. Sen ne dersen. WikiLeaks hiçbir şey olmadı. Yalnız bu haber enteresan. Beyaz Saray'ın yalanlamadığı belgelere göre CIA iz sürülemeyen dijital suikastler yapabilir. Bunu da yalanlamamışlar. Filmleri izlerken sevgili izleyenler lütfen özellikle Hollywood yapımlarını her an her şey olabilir diye izlemeye dikkat edin. Gerçekten komplo teorisi değil, altından hep gerçekler çıkıyor. Bunu yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. 2012 miydi benim sana söylediğim film? 2002 evet. Miydi? 2002. Çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. Kesin biliyorum Amerika vesaire Çin'e yaptırıyorlar gemileri. Kesinlikle. Kıyamet dediğin suyun altında suyun kalması. Suyun altında suyla Nuh gibi zaten böyle teoriler de var çünkü. Waterworld, su dünyası. Su dünyası da öyleydi. 90'lı yılların filmiydi galiba. 90'ların sonuydu. Onda orada bile aynı vardı. Şeydi. 2012 filmin 2012. Adı. Filmin adı 2012. Mayalardan büyük, dolayı doğru. Evet, büyük gemiler inşa ediliyor. Evet. Yine Amerika büyük güç yaptırıyor bu gemileri ve Çin'e ucuz iş gücüyle yaptırıyor. Ve dünya üzerinden insanlar seçiliyor. Çok özel insanlar, ilim insanları, bilim insanları ve doğal olarak... Ve parası olanlar. Evet, çok zenginler. Hani şimdi böyle çok zenginlere, canım çalışıyorlar, parası olacak, bizim de yerimiz burası diye bakanlar var ya... Hayat öyle bir şey işte. O sizin hissesinizi çıkarmadan gül gibi yaşayanlar zamanı geldiğinde paçayı kurtaracaklarını zannedecekler. Biz de böyle. Ama öyle çakıp olmuyor gideceğiz. Filmde de. Filmde de öyle olmuyor. Adalet yerini buluyor. Ama yine bu farkındalığı yaşamış insanlar tarafından. Evet. Biz kahramanlar. Biz farkındalığı yaşayalım da. Kahramanlar ortaya çıkıyor ve düzeni bozuyorlar. Ama dediğin gibi o filmler vesaire... Olmayan bir şeyin üstüne olduğunu düşünmüyorum. Ben şimdi izleyen aman kafayı kırmış bunlar falan diyecek ama öyle değil. Değil. Gerçekten olabilecek evet. Ve gerçekten sistematik olarak gerçekleştirilebilecek sistemlerin filmleştirilmiş halini izliyorsunuz. Ve izlerken diyorsunuz ki bunu kesin Amerika yapıyordur. Kesin bunu büyük güçler düşünmüştür. Bunun altyapısını hazırlıyorlardır. Filmi izleyin. Çok fazla filmi izlemeden üzerine konuşmayalım ama Zeyno, ben Zeyno'dan sen televizyonda izlemiştin değil mi Zeyno? Televizyonda izlemiştim. Ben internet üzerinden daha önce izlemiştim.
Şeyda, bu filmi izledin mi? Evet dedim, aynı şeyleri ben de düşünmüştüm izlediğimde. Gerçek olması hani mümkün olmayan bir şey değil. Kesinlikle gerçek olabilecek ve bence gerçeklere Gerçekliği dayandırılarak yapılmış. Neyse, çok uzatmayalım. Biliyorsunuz depremler olduktan sonra, depremlerin var. olması ile ilgili İkiz Kulelere o müthiş saldırı, dünyayı sarsan saldırı yapılmadan önce pek çok filmde o sahnelerin gösterildiği Tabii. gibi Hollywood yapımları çok fazla subliminal mesajlar gibi önceden dizayn edilmiş hayatlarımız olduğunda herkes farkına varsın. Bu farkındalıklar içerisinde ama çok fazla kafayı kırmadan yaşayalım. Bizim kadar şimdi etkileyip kafayı kırdırırsak Zeynocuğum, zor bizim gibi Olmaz. olması. Yani depresi. Olmasın. Direkt şizofrene falan Ama bağlayacağız bir biz şey 5 yıl söyleyeyim için. sana. Yaklaşık 10-15 gün önce okudum sanıyorum. 99 depremi dahil olmak üzere büyük 4-5 tane depremin gerçekten o dönemde düşünülen gibi olduğu açıklanmak Komplo üzereymiş. teorisi denildi. Tabii. Hani Ama görenler var. Körfez'den önce bir patlamanın patlama olduğu olduğu, bir şeyin denildi çıktığı. ki bunlar hepsi hayal ürünü, doğa olayı, tabiat olayı, olur mu canım deprem oluşturulabilir mi gibi saçma sapan, yani oluşturulabilir mi ne demek, öyle şeyler oluşturuluyor ki Evet. hatta bilmediğimiz, keşfedilmediğini zannettiğimiz öyle büyük şeyler keşfediliyor ki Tabii. biz sadece böyle mal 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 yaşamaya devam ediyoruz. Sanki her şey yolundaymış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Altyapıda neler neler. Sadece sizin sokakta, sizin ailenin içinde, kocanızla, kaynananızla, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla değil problem. Orası böyle dünyanın minicik, zerrecik, fark edilmeyen kısmı. Şehrinizde, bölgenizde, ülkenizde, hatta kıtanızda ve hatta dünyada öyle şeyler oluyor bilmediğimiz. İşte onları düşündüğünüz zaman bazen böyle sorgulayıp içinizin soğuduğu oluyor ama yapmayın. Yapmayın. Hayat çok Yapmayın. güzel. Yapmayın. Yapmayın, bunu yapmayın. Bir taraftan değil ki, bir taraftan sorgulayın, bir taraftan da değil. Ay, hayat çok güzel. O kadar da değil. Hani yaşamaya değer. Bu sebepledir ki biz size haberlerimizi vermeye devam edelim. İşte CIA TV'den ev dinliyor haberi enteresandır ama hayal ürünü değildir, gerçektir. Her an her şekilde konuşmalara da hareketlere de dikkat etmek gerekir. Gözümüz açık yaşamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha eğlenceli bir habere geçeyim. Sonra yine canımızı sıkan bir haber var, onu da vereceğim. Sonra da yarışma yapacağız zaten. Indiana Jones'u hatırlıyorsun değil mi? Evet. Barnararım, muhteş, Hatırlıyorum. bayılırım. Evet. Sevmez misin? Yani çok benlik değil. Aa, tam benlik. Indiana Yani Jones. izlemişimdir ama. Bayılırım şapkasından Harrison Ford, o elindeki Kamçıları. kamçıyla gidip hazineleri bulması, Annemle bilim benzediğinizi insanı söylemiştim olması. biliyorsun. Sargun'cum, seviyorum seni. Kafamız aynı çalışıyor. 11 yıl sonra geri dönüyor. Yeni Indiana Jones geliyor. Sinemada ilk önce gidip ben izleyeceğim. İlk Yine seansta Harrison Ford gideceğim. mu oynuyor artık? Yok. Evet. Yine mi? 5 Temmuz 2019'da vizyona girecek. Yönetmen Steven Spielberg geldi, izleme. Hadi bakalım. Yani evet, adam güzel yapıyor da izlerim de. Bence izlersin. Şimdi son sorumuza, yarışmamıza geçmeden önce son haberim şudur. Yine dün akşam haberlerde izledim Fazıl Say şokunu. Bu haberi de vermeden geçmeyeceğim. Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim müzik dersi taslağından sayısız ödül sahibi dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın adını çıkardı. Bu önemli bir bilgidir. Herkes bunu bilsin istedim. Atlayan vardır, okumayan vardır, farkında olmayan vardır. Ne kadar değerli bir kişi olduğunu araştırın ve lütfen farkındalık yaşayın. Çocuklarınıza aktarın. Okulda anlatılmayacak çünkü. Sevgili izleyenler, birazdan yarışmamız başlayacak ve sizler 100 liralık hediye kartı kazanacaksınız. Sorumuzu soruyorum. Biz Bursa'yız. Bursa'nın her bir köşesi çok güzel. Her bir köşesi çok bereketli. Su şehri bir kere. Su konusunda çok zenginiz gibi gibi pek çok özelliğimiz var ve Bursa'ya dair pek çok şey sorduk. Bu sabah sevgili Bülentçimle, yönetmenimle dedik ki ne sorsak ne sorsak. Soğanıyla ünlü ilçemizi soralım dedik. Bilirsiniz. Soğanı çok meşhurdur, çok lezzetlidir. Tüm Türkiye'de soğanı olarak geçer. Bakın Haraları çok söylemedim. meşhur. Harısı meşhurdur, longozu meşhurdur, Çok. Kemalpaşa çok yakındır biliyorsunuz gibi gibi. Süt ürünleri çok meşhurdur, aman. Her şey meşhurdur, güzel bir yerdir. İşte o ilçemizin adını rica ediyoruz sizden. Eğer biliyorsanız hemen bizi arayacaksınız. 331 70 75 telefon numaramız, 0224 alan koduyla Bursa dışından arıyorsunuz ama kazandığınız hediyeyi Bursa'da bir sevdiğiniz kullanıyor ya da Zeyno'ya, bana aktarıyorsunuz, biz kullanıyoruz. Hemen arayın, sorunun cevabını biliyorsunuz. Reklamlar. Seyhanlar. Bugün hareketli Seyhanlar. reklam yapıyorum.
Öyle mi yapıyoruz? Aktivasyon katıyoruz Zeynep. Seyhanlar. Seyhanlar Market. Giderken Seyhanlar sağda, dönerken solda. Hadi aynı anda yapalım. Giderken sağda, dönerken solda. Seyhanlar. Bak bunu çalışmamıştık. Evet. Senkronu görüyor musun? Sen bizim senkronları biliyorsun. Şarkılarda, anlamsız şarkılarda bakış, aynı hareketler. Bakışlardan çözerim dostumu. Seyhanlar Market kartını kazanmak istiyorsanız Soğanlıyla Önlü ilçemizin adını söylemeniz ve ilk arayan olmanız yeterli. Hemen telefonu açın, bekliyoruz. Biz de Zeyno'mla burada Seyhanları konuşacağız. Seyhanlardan bahsedeceğiz. Seyhanların bereketinden bahsedeceğiz. Evet Seyhanlar. Reklam yapıyoruz Zeyno, devam et. Seyhanlar çok güzel canım. Gerçekten. Reklama ihtiyacı yok çünkü Seyhanların. Süpersin, çok güzel yerden tabii yakaladın. Ki. Artık o kadar yaygın ve o kadar çok biliniyor ki. Çok. Hani biz böyle arada çok bilinmesine ama hani biz de bir söz edelim dedik. Yoksa reklama ihtiyacı var mı? Hiç yok. Yok, çok da avantajlı bir kart dağıtıyoruz, bir hediye dağıtıyoruz. Evet. 100 liralık. Evet. Gıda alışverişine geçerli. Evet. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Torbalar da olsun. Olsun. Aman şirane olsun. Süveyla, Süveyla, Yavuz doğru mu isim? Süveyla, Yavuz. Günaydın. Ses gelmiyor. Canım ekibim, Özgür'üm içeride. Süveyla Hanım günaydın. Günaydın. İsim doğru mu Süveyla? Evet Süveyla, Yavuz. Evet, evet Süveyla Hanım. Ne demek Süveyla? Vallahi isminin anlamını bilmiyorum. Yerim ben size. Parlak yıldız anlamını biliyorum. Parlak yıldız anlamını bilmiyorum. Parlak, parlak yıldız. Yıldız gibi parlayın. Sorumun cevabı evet, neydi? İnşallah. Amin. Karaca Bey. Karaca Bey. Yoksa Karaca Bey'den mi arıyorsunuz Süveyla Hanım? Maksim Caddesi'nden arıyorum ama Karaca Bey'in köyündenim. Öyle mi? Hangi köy? Orhaniye. Orhaniye, aynı güzel. Aslında gezmeye gitmek isterim sizinle. Hadi gelin götüreyim ben sizi bir gün doğanın i̇nşallah tadına. Hadi inşallah. Telefonu bırakın arayacağım ben sizi Süveyla Hanımcığım. Parlayan yıldız. Çok öpüyorum sizi. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Güle güle kullanın. Sevgili izleyenler ben coştum yalnız. Kartı falan bıraktım elimden. Hala reklam içerisindeyiz. Bitirdik değil mi yönetmenim? Tatlı Şahmet bitti değil mi reklamımız? Bitti. Sevgili izleyenler Gözden Başarı'da sohbet başlıyor. Reklamımız da Zeyno'cum burada bitiyor. Haydi bakalım sohbete başlayalım. Efendim, Olay Televizyonu'nda Hayatın Tadında çok keyifli, çok güzel bir sabahta. Keyifli olması için elimizden gelen her şeyi yaptığımız programımızda sevgili Gözden Başarır gelmiş. Gözdemciğim hoş geldin. Hoş buldum. İyisin, iyi görünüyorsun. İyiyim, iyiyim, gayet iyiyim. Gayet mutluyum. Bayağıdır gelememiştim. Bir aydır yoksun, bir evet, toplantın varmış. Kongreler dolaylı olarak haberini eğitimler aldım. Kongren evet varmış, o yüzden gelememişsin. Umarım güzel geçmiştir, bize yeni bilgiler çok getirdin. Çok güzel geçti gerçekten. Yeni, yeni bilgiler verecek misin? Gerçekten yeni bilgiler verebiliriz, doğru söyledin. Süper. Bu kongreden yola çıkarak değil, daha çok 8 Mart'ı düşünerek aslında bugün bir program hazırlamıştım. Evet ama aslında sevgili arada bununla ilgili mutlaka bilgiler vermeye çalışırım. Hı-hı, tamam harikasın. Eğer vaktimiz kalırsa tamam programımızı olmadı uzmayalım. Bir sonrakine sırf prebiyotik ve probiyotikler hakkında konuşuruz. Süper. Bu konuda mıydı çünkü kongre? Çünkü bu konudaydı kongre. Çok güzel. Çünkü evet, sen bu konuya önem veriyorsun. Çok özel önemli çalışmaların var. Bir programı başlı başına ona ayırmak bunu daha verimli tamam olur. Öyle bugün yapalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair bir program evet yapıyoruz. Senin de söyleyeceklerin vardır. İzleyenlerimizle paylaş lütfen. Evet, dün 8 Mart Kadınlar Günü'ydü. Gerçekten aslında herkesin sosyal medyasında çok güzel paylaşımlar arka arkasında kesilmedi. Herkes için bütün bir ömür boyunca belki bundan sonraki nesillerin de çok güzel yaşayacağı ve kadının gerçekten değerinin bilindiği ondan sonra ve eşitliğin sağlandığı farkındalıkların yaşanacağı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz sevgili evet Gözdem. Konumuz da çok güzel dizayn edilmiş. Tamamen buna yönelik hemen sorular. Ben şimdi artık Haluk Bey'in bu yani tabii ki belli bir yazı bir program veriyoruz biz kendisine. O da onun üzerinden size şeyleri hazırlıyor. Çok yazıları, güzel. Nedir, soruları hazırlıyor. Soruları fakat hazırlıyor. Şeydacığım artık ben de şeye düşmeye başladım. Bu soru espri mi? Bu soru gerçek mi? Yani artık o kadar çok içinde espri geçmeye başladık ki ben dedim ki bu sorular bir iki soru espri galiba. Şaka yok, galiba. Değil falan. Kendisine çok, buradan selam olsun. Ya, hakikaten dün de bununla ilgili bayağı atıştık ve şey yaptık. Çok hani, tatlı, tatlı tatlı. Esprileştik diyeyim. Esprileştiniz. Çok güzel. Emeğine de sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Hemen ben ilk soruyla başlıyorum sevgili evet. Gözlem. Kız evet. bebeklerin beslenmesinde erkek bebeklerden fark var mı? Ne kadar anne sütüyle beslemeliyim? Şimdi esprili gibi görünüyor esprili ama. Esprili gibi görünüyor ama gerçek. Gerçeklik payı da var. Hani akla gelebilecek bir soru. Bir kere tebrik etmek istiyorum bu kadar detaylı düşündüğü için. Bu soru kendiliğinden ekstra çıkmış bir soruymuş. Öyle. Aklına öyle gelen bir soruyu bize iletmiş. Seyirci olarak da katılıyor programımıza. Çok güzel gerçekten. Hala bizi izlerken aklına gelen yeni yeni sorular varsa Halukcuğum telefonla da bağlan lütfen. Oradan da soruları aktar. Hani ah, bak oluruz. Bu da olabilirdi diye. Buyurun efendim dinliyoruz. Kız bebeklerle erkek bebekler arasında aslında çok böyle ciddi bir fark yok. Fakat bebeklerde şöyle bir fark var. Kilo, boyu, ondan sonra ağırlığıyla ilgili. Yani hani ağırlığı daha yüksek doğan, yani mesela 2 kilo 800 gram doğan bir bebek de, mesela bir kız çocuğu belki böyle doğmuş olabilir. 3,5 kilo doğan ya da 4 kilo doğan bir bebek aynı beslenme koşullarında tabii ki büyümeyebilir. Dolayısıyla da beslenmesinde biz ilk 6 ay zaten anne sütü. Sadece ve sadece anne sütü diyoruz. Zaten ek bir besine geçilsin istemiyoruz bebekler için. Ama eğer oldu ya anne sütüyle beslenemiyorsa daha ağırlığı yüksek olan bebeğin tabii ki daha fazla mama tüketmiş olmasını bekliyoruz. Doyması için değil mi? Tabii ki ve yüksek ağırlıkla doğan bebek zaten sinir sistemi faaliyetleri de daha düzgün olan bebektir. Düşük ağırlıklı doğan bebekte gelişimle ilgili henüz daha tam tamamlanmamış olabilir. O yüzden de mama seçerken de daha yani düşük ağırlıklı kız çocuğuysa ve düşük ağırlıklıysa tabii ki daha özel mama seçmeye dikkat etmek gerekir. Onlar da çünkü tabii, farklı farklı değil aynen, mi? Aynen. Onu özellikle eczanenizden ya da eczanenizden söylemesi kişinin iyi olur. Ama bu aslında biz burada çok fazla bunu anlatamıyoruz. Ama çok fazla cinsiyetle alakalı değil, hani kız bebek aslında. Erkek bebek ağırlıkla değil. Ağırlıkla alakalı. Ağırlıkla alakalı bir neticesi var. O zaman düşük ağırlıkta doğan bir bebeğin beslenme şekliyle biraz daha fazla kiloda doğan bebeğin beslenme şekli birbirinden farklı olacak. Farklı olacak. Eğer anne sütü olarak almıyor, mama kullanacaksa. Ama eğer anne sütü alıyorsa hiçbir farklılık yok. İkisi de anne annesini emerek devam edebilir. Devam edebilirler. Bir de bazen şöyle bir gelişme oluyor. Mesela anne sütü var, yanında ek olarak mama da veren anneler oluyor. O zaman da sonra da gerçi çok gerekli olmaz. Çünkü o zaman da ek besine geçilir ama anne sütü yetersiz kalıyor 3. 4. ayda ve ek mama takviyesi yapılıyorsa yine aynı şekilde kilosunu göz ardı etmemek gerekiyor. Etmemek gerekiyor. Bunu da zaten çocuk hekimleri çok yaşa güzel yaşa mutlu yaşa. Evet, hep beraber. Yalnız programda da belli olacak ben az hapşırmam. Ama yok durdu. Şimdi stüdyomuzda alerjik bir durum da var. Biz tüm ekip olarak bundan muzdaribiz. Ya öksürüğe vurmaya başladı. Zeynep zaten her sabah aynı şey, tozla ilgili bir şeyimiz var muhtemelen. Ben evet, onu da çözmeye çalışıyoruz. Evet, gelen konuklarımız da bu hassasiyetle karşı karşıya buluyoruz. O yüzden çok normal. Hapşırırsan ben çok yaşa derim. Sen hiç tamam. Tamam. Şimdi ikinci sorumuz şu. Kız çocuklarının sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesi için nasıl örnek olabiliriz? Evet. Gerçekten bu çok önemli. Şimdi kadın beslenmesi kız çocukluğuyla başlıyor. Sonra ergenlik dönemi ki ergenlik dönemi de çok önemli. Ondan sonra gebelik süreci. Ondan sonra emziklilik süreci ve menopozla devam ediyor. Dolayısıyla burada yani bir erkekle aslında tam olarak aynı bir şeyde gitmiyor. Neden ona eğride ya da işte düzlemde gitmiyor. Çünkü kadında bir sürü olay var. Yani beslenmesini etkileyen. Kesinlikle hem beslenmesini bir de çok üzülüyorum sözünü balla kestim. Kadın yapısal olarak yağ hücreleriyle daha fazla tabii. donanmış. Aynen öyle. Ürettiği için çocuk dünyaya getirme potansiyeli olduğu için daha fazla yağ hücresi üretiyor. Tabii kadın erkek arasında zaten kadının farkının dışında geçirdiği yaşamda süreçler da var. Dolayısıyla da bu süreçlerden ötürü erkeğe göre hani zaten ekstra yani iki katı daha farklı. Yani erkek normal hayatı boyunca belirli hesapladığımız bir değeri diyelim ki 20 yaşındayken 60 yaşındayken bunun arasında çok büyük fark yok. Ama kadında çok büyük fark var. Çünkü buradaki metabolik dengesizlikler yani metabolizmadaki değişiklikler ve yapılan yanlış uygulamalar çok büyük bir
kırılmaya ve çok büyük bir değişmeye neden olabiliyor. Dönemsel değişimler de var zaten. Dolayısıyla alt üst ve hani hakikaten nerede ne yapacağı tam bilemeyebiliyor. O yüzden de kız çocukların beslenmesi bizim için ekstra önemli erkek evet. çocuklarına göre. Erkek çocuklarına çıkabilecek aslında hastalıklar, normal standart bir hayat içerisinde metabolik düşündüğümüz metabolizmadaki değişiklikler belli ama kadında çok belli olmadığı için kız çocukları hazır etmek gerekiyor. Beslenme açısından da. Yaşamın birçok yerinde demir ve B12 yetersizliği yaşayabilir. Protein alımı çok önemli. Bunun haricinde enerjisini kısıtlaması gereken çok zaman olabilir. Arttırması gereken de çok zaman olacaktır. Olabilir. O yüzden beslenme alışkanlıkları ne kadar düzgün başlarsa kız çocukların o kadar diğer dönemlere yatırım yapılmış olacak. Burada da örnek yine anneler aslında. Ve tabii ki de baba. Aile çok önemli bir örnek ve ailenin beslenmesi ne kadar düzgünse o kadar kız çocuklarının da beslenmesi düzgün gidecektir. Ben hep gelen anne ve yani anne adaylarına hep şunu söylerim. Mesela der ki kişi Gözlüm geldim ama hani ben ileride çocuk düşünüyorum o yüzden zayıflamak istedim. Hiç bunu zayıflamakla birleştirmeyin. Çocuk düşünüyorsanız eğer zaten sağlıklı beslenmeyi öğrenmek zorundasınız. Eğer siz her zaman dışarıda yemeye devam ediyorsanız ve her zaman kendi karı koca beslenme şekliniz gibi düşünüyorsanız o çocuk zaten sağlıklı büyüyemez. Siz bunu bu alışkanlığı sadece zayıflama olarak düşünmeyin. Evinizde bir düzen oturtun ve o düzene o çocuk da olsun diye özellikle hep söylerim. Bu hakikaten de çok anlamlı bence. Şimdi kız çocuk çok önemli bir şey de söyledin. Kız çocuk bir kere bebek dünyaya getireceği için zaten belirli depolarla donanması lazım. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. O depolar öyle. Vücutta mevcut olmalı ki bebek dünyaya getireceği zaman herhangi bir sıkıntı çekmesin. Ama cins olarak bizim daha fazla maruz kaldığımız kayıplar var. Mesela demir. Evet, bunu aynen. pek çok programda seninle konuştuk, aynen. anlattık, açıkladık. Ya, çok kez aynen dedim farkında. Çok doğru şeyler söylediğin için böyle onaylayama ifadesi demir, olarak. Evet, demir çok önemli ve çok değerli. Hamilelikte de aslında bebek dünyaya getireceği zaman da demir çok önemli. Demek ki demir kız çocuklarında özellikle demir kısmını aileler çok ön plana almalı. Yanılmıyorum değil mi? Çok doğru. Çok güzel özetledin Şeyda'cığım. Gerçekten demiri, B12 ve protein kaynaklarını kız çocuklarında önemsemek gerekiyor. Bununla ilgili aklıma şimdi şu geldi. Geçenlerde bir anne kız geldi. Ondan sonra çok yaşça küçük bir kız çocuğu. Küçük dediğim tabii ki yani 7-8 yaşlarında değil ama işte 13-14 yaşlarında. Ondan sonra tam da böyle ergenlik ve demir yetersizliğinin çok yaşanabileceği, B12'nin çok önemli olduğu, protein kaynaklarının çok önemli olduğu, vegan olmaya karar vermiş. Yerim ben onu. Bir de kız çocukları daha duygusal ve hani canlılara karşı daha hassas. Böyle durumlar da olabiliyor. Annesi tabii ki hani böyle büyük bir şey içerisinde. Panikle. Nasıl olabilir? Gözlememiş. Bilinçli bir anne olunca da tabii böyle şeylerle de karşılaşma olasılığınız da yüksek. Hani ne kadar siz dikkat etseniz de çocuğun da seçimleri söz konusu. Kesinlikle. Bazı şeylerin çok önüne geçemezsiniz. Ama genel olarak bakıldığında biz bunlara dikkat etmenizi ve bu bilinci vererek götürmenizi tercih ediyoruz. Tabii ki beslenme sadece fizyolojik kaynaklarla, yani fizyolojik bir yoldan gitmiyor. Psikolojik etmenler de tabii. var beslenmenin içinde. Çok da önemli. Tabii ki. Ve dolayısıyla hani çocukların çok böyle yoğun o geçirdiği sınav süreçleri, okul süreçleri, kurslar, ondan sonra yaşamın getirdiği onlara çok ekstra yükler de var aslında farkında değiliz ama ve ailelerin de yapısı psikolojik olarak da bazı şeyleri itebiliyor. Bunları böyle iyi dengelemek. Göz böyle hep takip ediyor olmak çok önemli. Peki vegan olmak isteyen danışanını ikna edebildin mi vegan olmamaya? Tabii ki ikna edemeyiz onu. Şu anda öyle ikna etmek kolay bir şey değil çünkü onun hani onun tam, için çok önemli, evet, bir noktada. Önemli bir nokta. Fakat zaman içerisinde ki genelde çocuklar hani bazen bir şey heves de edebiliyorlar. Bazen bir şeyi dikkat çekmek için de yapabiliyorlar. Dolayısıyla onun yemediği yiyeceklerin yerine doğru muadilleri koyup onu desteklememiz gerekiyor. Yolundan vazgeçirmek yerine onu desteklemek ve yemediklerini bir şekilde tolere etmemiz gerekiyor. Doğru yolu kendi aynen, bulsun doğru istiyorsunuz. Yolu, sonuçta onun kendi kararı. Süper. Hakikaten bunu çok böyle isteyerek de yapmış da olabilir. Oraları biz bilemeyiz. Hani hakikaten birazcık o ailenin ve bir psikologun daha iyi değerlendirmesi. Dahilinde olması gereken aynen. gelişmeler. Düzenli kontrollerini yapmasını sağlarız. Aileye doktoruna gitmesini sağlarız. Ve eksik olan şeyleri beslenmeyle ve besin destekleriyle tamamlamayı sağlarız. Güzel. Yaptığımız şey. Çok güzel. Sohbet devam edecek sevgili Gözden Başarır. Evet. Sevgili izleyenler, kısa bir ara reklamlarımızı izleyelim. Ardından bu önemli sohbete devam edelim. Reklamlar. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam edecek.
Pasta Buğun sunduğu Hayatın Tadı devam ediyor. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Olay Televizyonu'nda Hayatın Tadı'nda çok güzel bir sabahta kadın ve beslenme. Diyetlif Gözden Başarır stüdyomuzda çok güzel, çok önemli bilgiler vermeye devam ediyor. Ama bu bilgiler devam ederken lezzetimiz de muhteşem bir şekilde gerçekleşiyor. Değil mi Zeynep? Kesinlikle Şeyda'cığım. Söz sizde Zeynep. Teşekkür ederim. Rica biliyorsun arada böyle tarihler, aksamalar oldu. Sevgili Gözden bilmez kendisi için o bal kabakları ya, kaç kere alındı. Değil mi? Kaç evet, kere bal kabağı aldık, denk aynen, gelmedi. Denk gelmedi. Dedim ki yani hep de böyle çok sağlıklı tarifler yapıyoruz Gözden'de. Bugün bir diyetisyen de yoldan çıkar canım falan. Böyle bol peynirli parmesanlı fırında şehriye yapıyoruz tavuklu. Tavukları şöyle doğradım, hafif bir çevirdim. Ardından sulanmaya başladığında şehriyeleri koydum, tereyağını koydum. Bol tuzunu gayet güzel böyle karıştıra karıştıra pişirdim. Çok fazla erimesini istemedim. Çünkü hani dişe gelsin, şehri olduğu belli olsun diye. İndirmeye yakındı. İnce doğradığım taze soğanları ilave ettim. Arzu edilen baharatı ben çok hafif bir kırmızı biber ve karabiber koydum. Onu kenara aldım. İçine bolca kaşar peynirlerimi doğradım. Bolca dediğim 50-60 gram, 100 gram ne kadar istenirse onu koydum. Diğer tarafta da çok çok az bir beşamel sos hazırladık. Bol sütüyle, az unuyla hazırladık. Tereyağımız vardı. Onları da hepsini beşamel sosu, şehriyeleri birbirine karıştırdık. Bir kalıba koyduk. Üzerine de bolca yine toz parmesanımızı serptik. Fırında pişiyor. Madem bal kabağı olmadı onları biz yedik. Gözleme yoldan çıkarıcı bir tarif olsun. Harikasın canım benim. Gözden finalde gelecek, tadacak. Bekliyorum. Eminim yine bayılacak. Sevgili izleyenler, sohbet devam ediyor. Evet Gözden, Zeyno senin için defalarca bal kabağı almış. Başkalarına anda nasip oldu. Zeyno beni acaba ayrıca program dışına çağırmak ister misin? Ben bunları kaçırdım maalesef. Bal kabağına bayıldım. Evet, evet, çok teşekkür evet, ediyorum gerçekten. Şey çünkü Zeyno söylemişti hakikaten de. Ama evet, arada eğitimler vesaire derken olduğu gelemedim. İki tur ama hala bal kabağı varsa bir kez daha deneyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Hemen sorularımıza dönüyorum. Aynen. Süremiz çok kısıtlı olduğu için seri bir şekilde sorularımızla ilgilenelim. Ergenlik döneminde yine genç kızların yetişmesi dönemindeki beslenme çok önemli ve çok değerli önemli olduğu için. Artan enerji ihtiyacı için nasıl beslenmelidirler? Bu hem genç kızlar için bilgi olacak hem ebeveynler için bilgi olacak. Evet. Ergenlik sürecinde kız çocuklarının gerçekten yine demir ve B12 ve kalsiyum ihtiyaçları arttığı için ve de aynı zamanda metabolik hızları da arttığı için hem daha yüksek enerjili yiyecekler yemeleri hem de daha yüksek protein kaynakları tüketmeleri daha iyi olacak. Ne yapabilirler? Mesela bu dönemde kız çocukları için akşamları daha sıklıkla etli sebze yemekleri, et yemekleri, tavuk ve balık yemekleri tercih edilebilir. Hafta bir balığını yiyebilir. Haftada iki kere etli bir sebze tercih edebilir. Bir kere kuru baklagil, 2-3 defa da kırmızı et tüketirse mesela çok güzel bir dengede denge sunabilirler. Yani akşam yemeklerinde çünkü çocuklar bütün gün zaten okuldalar. Hani evet, oraya çok müdahale etme şansı yok. Evet. Yanına koyduğumuz yiyeceklerde kuru meyveler olmasına dikkat edebiliriz yine. Bu mineralleri birazcık destekleyebilmek için ama çok da anlamlı değil. Tabii ki en iyi kaynakları protein kaynakları. Evet. Kuru meyveler de çok iyi kaynak değil. O yüzden kuru baklagiller, etli sebzeler, et bunlar çok önemli. Akşam yemeklerinde buna dikkat etmeleri yeterli olur. Yani en temelde söylenecek şey olarak. Kalsiyum açısından da mı ekstra aynen, ihtiyaç duyuyor? Kalsiyum da ekstra ihtiyaç. O yüzden de süt ve yoğurdu da yine tabii ki özen gösteriyorlar. Mesela çocuklar seviyorlar sabah kahvaltısında süt ve kahvaltılık gevrek tüketmeyi. Çok böyle kahvaltı etmeyi sevmiyor yeni nesil çocuklar ve orada zaman kaybetmek. Onlar için hani zaman biraz daha böyle işte uyuyarak geçirmek. Evet. Ya da işte sabah uyandığında biliyorsunuz zaten hani telefon artık çok zamanlarını aldığı için. Ondan sonra hani orada bir şeyler yapmak belki daha hoşlarına gidiyor. O yüzden de ihmal ediyorlar. İhmal etmelerindense süt ve kahvaltılık gevreği tercih edebiliyoruz.
Güzel. Zaten kalsiyum ihtiyacı doğduğu için süt ve kahvaltılık gevrek sabah kahvaltısı için kız çocuklarında anlamlı olabilir. Bir de ergenlik döneminde çok kontrol edemiyorlar kilo alıp verişlerini. Enerji ihtiyacı artıyor. Artan enerji ihtiyacını karşılamak için gerçekten çokça yemek yemeye başlayabiliyorlar. Hı hı. Ve dolayısıyla kilo artışı söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla burada da mesela süt ve kahvaltılık gevrek gibi bir kahvaltı birazcık hani kiloyu sınırlamak açısından da kahvaltı alışkanlığını kazandırmak açısından da iyi olabilir. Yine gün içerisinde yanlarına da şey vermek mümkün olabilir. Hani ayran mesela benim bana gelen çocuklardan birçoğu hani normal böyle renkli termoslar olur. Hmm. Küçük ondan sonra onlara mesela şey diyor ayranımı ona koyuyorum. Zaten gözükmüyor da. Tamam. Ondan sonra gün içerisinde denk geldikçe içiyorum diyor mesela. Ya da süt aynı şey midir gözden? Süt de ama sabah eğer süt içtiyse tekrar süt belki fazla gelebilir. Fazla tat gelebilir. Olarak da sevmeyebilir. Sabah sütse öğlen yani okuldayken ayran takviyesi yapabilir. Bir de kantinlerde hep ayran bulunuyor. Dolayısıyla da ayranı temin etmek de çok kolay. Ama eğer sabah normal bir kahvaltı yaptıysa gün içerisinde süt içmek, küçük kutu sütü de taşımak çok kolay olduğu için böyle bir denge de kurabilirler. Çok güzel. Bilgiler harika. Ve süt ve süt ürünleri neden kadınların hayatında önemli bir rol oynuyor? Aslına bakarsan bir kısmını cevapladık ama daha detaylı olarak açıklayacağın noktalar var. Gerçekten kemik yapısı oluşurken özellikle 30 yaşa kadar olan süreçte kalsiyumun çok önemli bir yeri var. Fakat tek başına kalsiyum almak da yeterli değil. Süt ve süt ürünlerinin işte özellikle kız çocukları için nasıl önemli olduğunu biraz önce anlattık ama bir de bunun yanında sportif faaliyetin o kalsiyumun yerleşebilmesi için öneminden bahsetmek lazım. Güzel. Ve aynı zamanda da D vitamininin. Yani kemik sağlığı sadece kalsiyum, evet ben bugün 2 litre süt içtim, çok iyi, kemiklerim için iyi bir şey yaptım demek çok mümkün değil. Aksine çok miktarda süt ürünü tüketince de kemik sağlığını olumsuz etkiliyor. Yani günlük 2 porsiyon gibi, 2-2,5-3 porsiyon gibi işte artan enerji ihtiyacına bağlı olarak süt ürünü tüketmek, süt, yoğurt, peynir gibi. Sportif bir faaliyette bulunmak, düzenli yürüyüş yapmak olabilir, koşmak olabilir, tenis oynamak olabilir, voleybol oynamak olabilir. Hani çocuklar hani çünkü bunda çok da eğilimleri de var. Hani yeni neslin yine aynı şekilde voleybol, tenis, basketbol, ondan sonra bir şekilde koşu, herhangi bir spor dalı. Pilates hani bir şekilde bir şey yapıyorlar gerçekten ve seviyorlar da. Daha böyle sanki geçmiş nesillere göre biraz daha alışarak büyüyorlar gibi. O yüzden bunlara biraz hakikaten izin vermek ve bu anlamda desteklemek lazım. Gerekiyor. Çünkü gerçekten kemik sağlığı için çok önemli. Bir de güneş görebilmek çok önemli. Kış aylarında çok mümkün olmadığını biliyoruz. Fakat baharla beraber bir sonraki sonbaharına kadar gerçekten güneşi almaya çalışmak, evin içerisinden camın arkasından değil dışarıda durarak bazen fiziksel aktivitesini dışarıya taşıyarak hani bu güneşe şey yapmak, maruz kalmak çok önemli. Tabii ki yaz tatilinde çocuklar işte denize girdikleri ya da bir şekilde havuza girdikleri, yüzdükleri zaman oluyor. Belki orada alıyorlar ama diye düşünüyoruz. Ya da işte kısa kollu giyindikleri için. Fakat o en sıcak dönem çok kısa bir süreç. Dolayısıyla da o kısa süreç çok yeterli olmayabiliyor. Genel olarak onu yaymak ve bahardan bahara gibi düşünmek çok önemli. Çok önemli. D vitamini için bahsediyorsun güneşten. Evet. D vitamini peki depolanabilen bir şey midir? D vitamini evet. A, D, E, K... ADEK vitaminleri diyor. ADEK. Bunlar depo vitaminlerdir. B ve C vitaminleri depolanmayan vitaminlerdir. Küçük depoları vardır daha doğrusu. Hı hı. Ama D vitamini depolanabilir. Dolayısıyla da o dönemi uzattığınız için daha yüksek miktarda aldığınızdan kış boyunca size yetebilir. Bol bol güneşleneceğiz. Evet. Tam bana göre. Çok güzel. Çok güzel. Güneş zaten çıktığı gibi enerjiler böyle farklılaşmadı mı? Enerji patlaması. Herkesin düzelmedi mi? Hamilelik dönemi aşırı kilo almadan geçirilebilir mi? Bu geçirilebilir, mümkün mü? Kesinlikle. Bu dönemde diyet yapmak bebeğe zarar verir mi? Önemli bir soru bu. Bu çok önemli soru. İnsanlar zannediyorlar ki emzirirken ya da hamileyken yaptıkları diyet bebek için sakıncalı. Ama bir diyetisyene eğer gidiyorsa kişi evet tabii ki kendi kendine bilmediği bir diyet yapıyorsa sakıncalı olur. Doğru. Ama eğer bir diyetisyene gidiyorsa ve diyetisyene de hamile olduğunu söylediyse bununla ilgili bir sıkıntı yok. Diyet yapmak hamilelik döneminde zayıflamak demek değil zaten bizim için. Doğru beslen. Az kilo alarak ve çocuğa fayda sağlayacak besinleri yedirerek
hamilenin geçirilmesi demek. Güzel. Yani kişi annenin beslenmesinden de ziyade bebeğin beslenmesi bizim için orada çok önemli. Çok önemli. O yüzden de hani bu dönemde diyetisyene gitmeye özen göstersinler. Zaten biz onları çok sık sık çağırmıyoruz hamileleri. Ayda ya da iki ayda bir gibi çağırıyoruz. 9 aylık süre boyunca zaten belki 4 kere toplamda gidecekler. Evet. Dolayısıyla da hani o süreçte işte 2. ayı, 3. ayı gibi zaten hani fark etmeleri biraz zaman alıyor. 2. 3. ayı gibi gelseler ki 3 ay çok önemli. 2. ay gibi gelse çok iyi olur. Ondan sonra bir 4. 5. ayda bir de doğuma yakın sürede emzirmeyi hakkında fikir almak için bu bile gerçekten çok anlamlı çok fark ve gerçekten çok fark ettirir bebeğin sağlığını. Tabii ki sağlıklı doğmuş. Aa ben hiç diyetisyene gitmedim, beslenmede özel dikkat etmedim ama bebeğim de gayet sağlıklı diyor olabilir izleyenler. Haklı olabilirler. Belki de dikkat etseler çok daha sağlıklı olacak. Çok daha güzel olacak. Evet. Ben de bu konuda kişisel fikrimi söylemek istiyorum. Mutlaka bebek taşıdığını farkına vardığı andan itibaren diyetisyenle irtibatta olmalı bir anne. Evet. Hem kendi sağlığı için hem bebek sağlığı için. Çünkü bambaşka bir organizasyon, bambaşka bir oluşum. Bilgisi olan kişiden bilgi almak çok değerli. Çok değerli. Daha sağlıklı ve daha güzel geçecek bir dönem olsun. Bir de gerçekten doğru bilinen yanlışlar çok fazla. Evet. Bizler şimdi bu konuları çok fazla konuşuyoruz. Biz seninle 4 yıldır konuşuyoruz. İşte bunun dışında birçok tabii ki sağlık personeliyle irtibat halindesi Şeyda'cığım mesela. Sen çok iyi biliyorsun. Ya da mesela izleyicilerimiz 4 yıldır bizi izliyordur veya hakikaten artık ya Gözlem ben bunu biliyorum da diyor olabilir. Ama gerçekten de herkes de aynı miktarda bilmiyor. Evet. Benim de burada aktarabildiğim zaten belli miktarda kesinlikle bilgi. Ve beslenmenin de kişiye özel olduğu da hiçbir zaman unutulmamalı. Unutulmamalı ve mutlaka buna hassasiyet gösterilmeli. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Çiçeği burnunda annelerin sütünün bol ve verimli olması için nasıl beslenmeleri gerekir? Bence burası flash. Çünkü bu konuda çok merak ediyor herkes. Efsaneleri sormuş. Hangi bilgiler gerçek, hangileri efsane? Efsaneleri bulayım önce diye düşünüyorum. En eğlenceli kısmı orası ama önce doğruları anlatayım. Emziren annelerin özellikle dikkat etmesi gereken şey su içmek. Su çok önemli. İçiyor. Örnek alın. Evet. Ondan sonra artı protein tüketme. Yani kırmızı et, tavuk, balık bu çok önemli. Çok önemli. Yani insanlar böyle hep şey yapıyorlar ya işte komposta içmek ya da ne bileyim şeker yemek, tüketmek. Malta hülasası gibi. Tahin yani pekmez. Yani ilk şeyi aslında bunlarla da çok alakası var. Var yok değil ama. Miktar önemli. Şöyle en temeli bu değil. O temeli yapmadığınız sürece onlar da fayda sağlamaz. Önce bu temeli sağlayacaksınız. Üzerine gerçekten tahin helvasını mesela çok fark ettirir. Malt çiçeği fark ettirir. Ondan sonra bulgur ki belli bir dönemden sonra ancak yenebilir. Çünkü çocuğa da tabii ki çocuğun etkisi da var. Rahatsız edebilir bazı besinler. Yani bunlar önemsiz değil, çok önemli. Ama en temeli bu değil. O en temeli oturttuktan sonra o üzerine ekledikleriniz ekstra iyi olacak. Ama protein ve suyu oturtmak ve de yani emzirme ana şeyinin olayının bebeğin anne memesine değmesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer bebekle anne 3-4 saat ara verirse emme işlemine, özellikle ilk 3 ay için konuşuyorum, gerçekten anne sütü azalır. İlk zamanlarda çocuk her saat başı, ilerleyen süreçlerde 1,5-2 saatte bir ve ilerleyen saatlerde daha da büyüdükten sonra 3 saate 4 saate kadar çıkabilir. Fakat ilk 3 ayda hep 1,5-2 saatleri tutturmaya özen göstermek gerekiyor. Yani beyinde o sinyalin oluşması lazım. Oluşması gerekiyor. Anne bebek ancak dokunduğu anda beyin tekrar süt yapılsın diyor. Ve bunu çok sık söylemesi lazım. Başka türlü orası meme dolmuyor. Dolayısıyla da istediğiniz kadar su ve protein tüketin. İstediğiniz kadar iyi beslenin. Eğer çocuğu saat başı emzirmediyseniz sütünüz yine azalacaktır. Azalacaktır. Bu da çok önemli başlı başına bir konu aslında. Geçtiğimiz hafta Cuma günü konuklarımız vardı. Emzirme konusunda uzman bir doçent doktor İstanbul'dan geldi Güliz Hanım. Sonra da bununla ilgili bir seminer düzenledi. Mayıs'ta tekrar gelecek emzirme günüyle ilgili. Çok önemli bilgiler bunlar. Çok değerli. Kadınlara dair bilgiler. Ve son sorumuz. Doğru beslenmeyle ve egzersizle menopozun etkilerini sıfırlayabilir miyiz? Sağlıklı yaş almak için nelere dikkat etmeliyiz? Stüdyo mu sıcak yoksa bana yine geldiler? Haluk sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Burası espriymiş onu söyledi. Gerçekten menopoz döneminde yani o döneme hem iyi girmek hem o dönemi iyi geçirmek için beslenme yine çok önemli.
Yani o dönem öncesinde bir kere kilo artış başladığı için kişi kendini kötü hissediyor o dönemde. O yüzden öncesinde mutlaka buna bir yatırım yapmak lazım. Yani belki 3 kilo düşerek o döneme girebilirse kişi, o zaman o dönemde de çok daha hani kendini o fark etmemiş olacak. Çünkü 3-5 kilo kadar alınmış oluyor. Biz o 3-5 kilo önceden vermiş olursak, sporumuza önceden başlarsak ve gerçekten özellikle seçmeye başlarsak yediklerimizi, o dönemde çok rahat ederiz. Hı hı. Bir de vitaminler değerlerimizin de iyi olarak girmemiz de o dönemdeki bu sıcak basmalar, burası sıcak mı, o stüdyo fazla mı sıcak oldu, o ifadesini değiştirecek bir şey. O yüzden de hani o anlamda da dikkat etmek gerekiyor. Menopoz artık başladıktan sonra zaten fiziksel aktivite çok önemli. Çünkü kesinlikle artık kemik erimesinin daha yoğunlaştığı, ondan sağlık problemlerinin daha sıklıkla çıkabileceği, özellikle kalple ilgili problemlerin de daha sıklıkla çıkabileceği bir döneme girmiş olunuyor. Dolayısıyla zaten fiziksel aktivite ve beslenmenize dikkat etmek zorundasınız. Niye bunu önceden dikkat etmeye başlayıp da yatırımını yapmayasınız? Çünkü o anda bir travmaya dönüşecek. Hastalıklar çıkmaya başlayacak, kilo artacak. Ve dolayısıyla siz psikolojik olarak da kötü etkilendiğiniz bir süreç ve vazgeçmişlik olacak. Zaten kötü gibi. Ama eğer bunu önden yapmaya başlarsanız, bilinçli davranırsanız o dönem çok iyi geçer gerçekten. Hazırlıklı olma anlamında, evet, mutlaka ki daha sağlıklı beslenip, aynen, spora mutlaka yönelilmeli. Biz beslenme için hep şunu söyleriz: koruyucu bir sağlık hizmetidir beslenme tedavisi. Dolayısıyla da yine menopozdan da korunmak adına yine beslenmeyi kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Çok güzeldi Gözlemciğim. Bilgiler çok değerliydi. Şimdi çok değerli bir şeyin yanına gidiyoruz. Zeynep'imizin yanına gidiyoruz. Evet. Çok güzel bir lezzete imza attı. Alkış. Sevgili izleyenler, listemizi kontrol edin. Biz Gözden Başarı'yla birlikte mutfağa geçiyoruz. Hadi sabahımızın en güzel, en lezzetli, en güzel kokulu kısmı. Tam. Ama parmesan da kokuyor. Taze soğanla birleşince daha çok güzel gözleme kokuyor. Gözleme bakar mısın? Çatalı bir çatı. Hazırım, başlayalım. 1, 2, 3 başla Gözlem. Sonra da diyetisyen yemeği dışında bir şey yiyeceğim. Mutluyum diyeyim. Zeynacığım, dinliyoruz. Ben de tarifini edeyim. Erişte diyorum. Şehriyeyi farklı bir şekilde yapalım istedik. Genelde pilavlar da oluyor, salatası oluyor. Fırında yapalım istedik. Tavuklarımızı iri iri doğruyoruz. Onları hafif çeviriyoruz yağsız olarak. Suyunu bırakmaya başladıktan sonra şehriyelerimizi koyuyoruz içerisine. Çok çok az bir su bırakıyor tavuklar. İşte o suyun yeterli olacağı kadar koyuyoruz. Çünkü hani içinde gelsin, dişe gelsin istiyoruz, belli olsun. Hani al dente makarna gibi olsun istiyoruz. Onları şöyle hafif çevirdikten sonra tereyağını koyuyoruz. Bu şekilde biraz pişiyorlar. Tamamen suyun çekince, zaten çok az var dediğim gibi, yarım bardak kadar falan çıkıyor. Bu şekilde çektikten sonra indirirken taze soğanını koyuyoruz. Karabiberini koyuyoruz. Çok hafif kırmızı biber olabilir. Kenara alıyoruz. Diğer tarafta da hafif bir beşamel sos hazırlıyoruz. Ama az unlu, bol sütlü olarak hazırlıyoruz bunu. Tereyağımızı şöyle ateşte erittikten sonra unumuzu hafif çeviriyoruz. Çok kavrulmamasına dikkat ediyoruz. Soğuk sütümüzü birden koyuyoruz ki topaklanma olmasın diye. Tuzumuzu, karabiberimizi koyuyoruz. Ardından doğranmış kaşar peynirlerimiz, şehriyeli karışımımız ve beşamel sosumuz, hepsi birbirine karıştırılıyor. Bir kalıba basıyoruz, bastırarak yerleştiriyoruz. Üzerine de parmesan peynirinin toz halindekini serpiyoruz. 200 derecede 15-16 dakika kadar pişirip servis ediyoruz. Ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Gözden bayılacak şimdi. Çok sıcaktır. Çok sıcak. Yani sıcakla biraz boğuldum. Çok güzel olmuş gerçekten. Afiyet olsun. Sonuçta da et var, karbonhidrat var, peynir de var, süt ürün de var. Böyle tabağa tamamen olduk mu acaba yine Zeynep? Undan bahsetmeyelim. Birazcık un ve yağdan bahsetmediğimiz sürece.
Ama tüm hepsinde yağımız bir kaşık kadar. Evet. O zaman süper aslında hepsinde. Baktığında. Evet. Afiyetler olsun. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Gözden başarır. Çok güzel bir sabahtı. Bir sonrakinde daha tekrar, yeni konular. Daha güzel. Eğitim konularıyla birlikte programa bekliyoruz. Tüm izleyenlerimize, tüm ekip arkadaşlarıma. Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sabahtı. Kadınlar Haftası'na devam ediyoruz. Yarın sabah şairlerimiz var. Hayatın tadı kaçırılacak gibi değil. Tam tadında sizi bekliyor olacak. Sürçülisan ettiysem affola. Bu sabah için hoşçakalın. Hastavuk hayatın tadını sundu.